Biz bugün yani bu alkışlama olayında gördük ki aslında Erdoğan'la Feyzoğlu aynı yerde duruyorlar. Aynı yer neresi? Devlet ya da sistem. Sistem savunuculuğunda birleşiyorlar. Zamanında Erdoğan'ın Türkiye'de mevcut olan sistemi değiştirmekte de olduğu iddiasıyla onun karşısında yer alan bazı isimler ki sadece bu Feyzoğlu'dan ibaret değil. Çok sayıda, özellikle Ergenekon sürecinde başı derde girmiş olan çok sayıda ismin bugün Erdoğan'ın yanında durduklarını görüyoruz, durduğunu görüyoruz. Burada bir mutabakat oluşmuş durumda. O mutabakatta sistemi savunuculuğu. Yani değişen birisi varsa aslında değişen Erdoğan'ın kendisi. Erdoğan sistemi belli bir yere kadar değiştirdikten sonra aslında eski sistem sahipleriyle bir tür yeni bir kontrat sözleşme yaptı. Ben öyle görüyorum. Ve bu sistemde eskiyle yeninin birleştiği Erdoğan'ın tek adamlığında mutabık kalınarak yapılan eski sistemin bir şekilde iyi kötü sürdürülmesi olayıyla karşı karşıyayız. Olay bu. Dolayısıyla Peyzoğlu'nun ya da daha önceki bir takım Ergenekon sanıklarının yıllarca hapis yatmış olup şimdi Erdoğan'a ve AKP'ye AKP iktidarına destek verenlerin ya da yıllarca e, Erdoğan'ı ve AKP'yi en sert bir şekilde eleştirmiş olup şimdi onunla ittifak yapan MHP örneği, Devlet Bahçeli örneği, bütün bunlar aslında bize devletin içerisinde sistemin tepesinde yeni bir mutabakatın oluştuğunu ve burada buna aslında toplumun hiçbir şekilde dahil olmadığını, toplumun hiçbir şekilde dahil edilmek istermediğini bize gösteriyor. Yani bu bir Feyzoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı amacına ulaşamamaktan dolayı e, rotasını, dümenini değiştirmesi olayı değil. Artık o da ya da Doğu Perinçek'te ya da Devlet Bahçeli'de Erdoğan'ın, kendi kafalarındaki, kendi savundukları sistemin temellerini sarsacak bir isim olarak görmemelerinden kaynaklanan bir mutabakat var. Şu anda yargı reformu stratejisi diye sunulan aslında pek bir şey vaat etmeyen e, olayın hazırlanmasında e, yer almış bir kişi Feyzoğlu ve bu olayın, e, bu olayı destekliyor.